kapıda. Sağlıklı bir gün dileyerek A Haber'in sağlık programı Medikal'de bugün de birlikteyiz. Sevgili izleyiciler, Medikal'de ele alacağımız konuları hep birlikte görelim. Medikal bu hafta hamilelikte tarama testlerini ele alıyor. Riskli gebelikler nelerdir? Anne ve bebek sağlığı açısından hamilelikte hangi testler ne zaman yaptırılmalıdır? Medikal'in iyileşme öyküleri köşesinin bu haftaki konuğu böbrek nakliyle sağlığına kavuşan gazeteci Didem Seymen. Didem Seymen'in böbrek hastalığını yenme hikayesi. Bugün Medikal'de. Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde çocuk sahibi olmak isteyen kişileri ya da anne adaylarını, hamileleri yakından ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Gebelikteki tarama testleri ve bebekteki sakatlıkların önlenmesi. Bu konuda Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nden kadın hastalıkları ve doğum, aynı zamanda perinatoloji uzmanı Doçent Doktor Melih Atahan Güven Bilgi verecek bize. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi sizi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, aynı zamanda perinatoloji uzmanı olarak tanıttım. Evet. Perinatoloji çok önemli işler yapan bir bilim dalı. Doğru. Ama bu yeni yeni yerleşiyor günlük halk diline, halkın kullandığı sağlık deyimlerine. Perinatoloji nedir? Hangi sorunlarla ilgilenir? Perinatoloji uzmanı nasıl olunur? Aslında halkımızın hani bildiği deyimle perinatolojiyi şöyle düşünebilir. Nasıl ki daire içinde kardiyoloji, endokrinoloji, rümatoloji gibi alt bilimler var. Kadın doğumda da belli alt bilimler var. Bunlardan bir tanesi perinatoloji. Latince kökeninden gelen anlam ifade anlamıyla anne bebek sağlığı ile ilgili kısaca özetleyebiliriz. Bir perinatoloji uzmanı ne yapar? Anne bebek sağlığı ile ilgili tüm teşhis ve tedavileri, anne karnındayken bunları teşhis eder bir problem varsa ve tedavi yönelik ne gerekiyorsa bunu yapar. Bununla ilgilenen bilim dalına perinatoloji, bu uzmanlara da perinatoloji uzmanı denir. Normalde perinatoloji uzmanı olmak için bir kadın doğum uzmanı hekimliğini bitirdikten sonra 3 yıl üstüne anne ve bebek sağlığı ile ilgili eğitim almanız lazım. Yani perinatoloji uzmanı olmak için önce kadın doğum uzmanı, sonra üstüne bir 3 yıl daha bir eğitim gerekiyor. Şimdi perinatoloji uzmanlığı dendiğinde hemen herkesin aklına riskli gebelikler geliyor. Bir perinatoloji uzmanına sadece riskli olan gebeler mi başvurur? Birazdan riskli gebelikleri de açacağız. Yoksa perinatoloji uzmanı normal seyirli giden bir gebelikte de annede ya da bebekte bir problem olup olmadığında ortaya çıkarabilir mi? Evet, aslında tanımı itibariyle zaten bu. Yani bir perinatoloji uzmanı illa sadece riskli gebeliklere bakmaz. Normal gebelikleri de tabii ki takip edebiliriz. Ama gebe kalındığı andan itibaren tüm anne baba adaylarının temel bir tek isteği vardır. Sağlıklı bir bebek doğurmak ve bunu eve alıp götürmek. Bu kapsamda tabii gebelik boyunca, birazdan bunlara değineceğiz, yapacağımız belli testler, belli taramalar bulunmaktadır. Bunların zaten birçoğunu sadece perinatoloji uzmanları yapar. Örneğin detaylı ultrason taraması. Yani bebeğin organlarında, iç organlarında, dış yüzünde bir sakatlık var mı yok mu? İster istemez normal bir kadın doğum uzmanına da gitse anne adayı, mutlaka gebenin bir döneminde mutlaka bir perinatoloji uzmanına uğraması gerekiyor. Tabii ki anne adayı gebelik tüm takibini de zaten perinatoloji uzmanını yaptırabilir. Bu normal riskli olsun veya çok yüksek riskli olsun fark etmez. Tüm anne adayları bir perinatoloji uzmanına tabii ki takip olabilir. Peki bir de riskli gebeliği ama biraz açalım. Şimdi riskli gebe deyince her kadın gebe kaldığında ya da gebe kalmayı planladığında ya çocuğumda bir sakatlık, bir anomali olursa diye endişe duyar. Evet. Ama bir de gerçekten riskli gebelik olan, riskli gebeliği söz konusu olan kişiler vardır. Kimdir bunlar? Hangi kadınlardır? Hangi anne adayları riskli gebelik olarak tanımlanır? Bu her şey önce gebelikten önce var olan bir sekonder, yani başka bir sistemik hastalığı varsa. Bu ne olabilir? Efendim söyleyeyim, tansiyonu. Efendim söyleyeyim, şeker hastalığı. Ya da gebelik çoğul gebelikse, yani birden fazla ise, ikiz veya üçüz ise veya akraba evliliği ise veya tiroid hastalığı varsa, bilinen bazı otoimmün hastalıklar var. Bunları taşıyıcı ise. Dolayısıyla yani aslında bir ek hastalığınız varsa, normal bu popülasyon olan tüm anne adaylarında bakınız,
Normalde insanlar sağlıkları hiçbir hastalığı yoktur. Bu normal risk olarak kabul ederiz. Ama ek bir hastalığı varsa, biraz önce saydığım herhangi bir endokrin bir hastalık olabilir. Tansiyon olabilir, diyabet olabilir, çoğul gebelikler olabilir. Efendim, akraba evliliği ülkemizde çok ölü. Bunlar riskli gebelik tanımına uymaktadır. Ve bunların mutlaka bir perinatoloji uzmanı tarafından takip edilmesi gereklidir. Ki sadece sakatlık değil, gebelikle birlikte başka problemler, mesela gebelik zehirlenmesi, bebeğin gelişiminde problemler, bunlar da olabilmektedir. Bunların da tanısını en hızlı ivedilikle koyabilen ve teşhis tedavisini yapabilen de perinatoloji uzmanıdır. Kadının yaşı da ya da kadının aşırı kilolu olması da bir risk faktörü müdür hamilelik için? Risk faktörüdür. 35 body mass index dediğimiz, yani tabii bu kişinin 35 body mass index derken bunu hesaplaması var. Herkesin boyuna ve kilosuna göre hesaplaması. Bunun için de bir endokrin veya diyetisyenden anne adayları ilgili bilgiyi alabilirler. Çok aşırı obez olmak ve anne yaşında 35'in üstünde olması bir takım riskleri bir yanında getirebilmektedir. Aşırı obez olabilmek, normal doğumla ilgili sakıncalar olabilmekle beraber preeklampsimiz, gebelik zehirlenmesi ve başka bir takım aksaklıkları yanında getirebilmekte. Keza anne yaşı arttıkça biz biliyoruz ki zeka özürü dediğimiz Down sendromu bebek görülebilme sıklığı daha da artabilmektedir. Şimdi tarama yöntemlerine biraz sonra geleceğim ama merak edilen bir soruyu sormak istiyorum. Gebelik sırasında anne adaylarının çok kafalarını karıştıran bir konu var. Bize de çok soru mesela geliyor. Anne adayı hamile kaldığında saçını boyatabilir mi mesela? Özellikle gebeliğin 3 aylık dönemlerini ele alacaksak daha riskli bir dönem var mıdır bu 9 ay 15 günlük süre içinde? Evet. Bu aslında bu soru nedense anne adayları saçlarını boyatmayıp gebe kaldığı an birden boyatma ihtiyacı oluyor ve ilk 3 ayda bize çok sorulan soru. Bugüne kadar dünya üzerinde saç boyatmayla ilgili olmuş bir düşük ispatlanmış bir şey yoktur. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bir bebeğe bir aldığınız ilacın veya bir kimyasal maddenin etkilemesi için önce mekanizmayı bilmek lazım. Öncelikle bunun tabii ki anne kanına geçmesi, anne kanından plasenta bebeğin eşiğinin bir bariyeri vardır. Buraya da geçmesi, bebek kanında belli bir toksik doza ulaşması ve bebeğe bu ilk 3 ay içinde organlar oluşurken zarar vermesi gerekir. Bu aşamaları geçmesi lazım. Dolayısıyla annenin başına sürdüğü kimyasal ajanın ne kadar vücuduna etki ediyor? Ona bakarsanız her gün ise 2 güne bir, 3 güne bir saçınızı şampuanlıyorsunuz. O zaman onu da o zaman etkilemesi lazım. Yani bu mantık çerçevesinde düşünürseniz toksik ajanın yani kanına geçmesi annenin belli bir toksik düzeye giriyor. Bunun bebeğe ulaşması neredeyse imkansız gibi bir şey. Ama annelere sonuçta hem rahatlatmak ise biz genel olarak bu kapsamda 2-3 ay içinde yapmayın diyoruz. Yoksa bunun başka bir mantığı yok. Şimdi tarama testlerini o zaman konuşalım yavaş yavaş. Bir hamileye size başvurduktan itibaren hangi aralarda hangi testleri yaptırırsınız? Riskli oluşuna ya da olmayışına göre. Aslında tüm anne adayları için mutlaka 11-13 hafta dediğimiz ense kanını tarama testi var. Bu nedir? Amacı Down sendromu bebek olup olmadığı gibi. Niçin Down sendromu diyoruz? Çünkü en çok bu kromozoma sakatlık görülüyor. Tüm popülasyonda, tüm anne adaylarında görünme sıklığı 800 doğumda bir. Tabi anne yaşı arttıkça artıyor. Mesela 40 yaşında doğum yapanların 100 kişinin bir tanesinde görülüyor. 20 yaşında doğum yapanların 1500 kişide bir kişi görülüyor. Gördüğünüz gibi anne yaşı arttıkça artıyor. Bu ense kanını test ettiğimiz 11 ile 13 hafta arası mümkünse perinatoloji uzmanının yapması tavsiye edilmektedir. Bazı ayrıntıları nedeniyle ve anne aynı gün bir koldan kan verir. Koldan bakılan hormonla bebeğin ense kanını birleştirilir ve bilgisayarda bir hesaplama risk verir bize. Bu Down sendromu taraması olur. Bugün dünyadaki en iyi tarama testi budur. Ucuzdur ve yapılması pratiktir ve gebeliğin 3. ayın sonu diye tabir edilir. Yaklaşık 12. haftada yapılır. Bu bir tarama testidir. Bunun haricinde tabii ultrasonla ilgili yapılabilecek diğer tarama testi 18 ile 23. haftalar arasında detaylı ultrason, ayrıntılı ultrason, ikinci düzey ultrason veya halk arasında ileri düzey ultrason diye adlandırılan ultrasondur. Yaklaşık 20-25 dakika, 30 dakika sürebilecek bu ultrasonun tepeden tırnağa aşağıya kadar bebeğin tüm organları tek tek ayrıntılarıyla bir perinatoloji uzmanı bakar bunu, başka kimse bakmaz. Değerlendirir, bir risk hesaplaması yapılır. Bebekte bir sakatlık var mı yok mu bunlar söylenir. Peki bir de daha sonra da yapılan başka testler de var. Mesela ikili testler var değil mi? Dörtlü testler var. Amniyosentez gerektiren durumlar var.
Bu testler konusunda da çok kısa bilgi verir misiniz? Her gebeye yapılır mı ya da ihtiyaç olduğunda mı yapılır? İkili test diye tabir ettiğimiz test aslında işte ense kalınlığı testi oluyor. O testin aslında gerçek anı ikili kombine test. İkili kombine test dediğimiz ense kalınlığı. Anne kan verdiği zaman aynı gün bu testin anlamı budur. Bu dünyadaki en iyi test. Bundan başka üçlü test var, dörtlü test var. Bunlar da aynı Down sendromu tespit etmek üzere ama bir ikili test kadar başarılı test değiller. Dolayısıyla anne adaylarına önerimiz bir numara önerim şu olacak. İkili test yaptırdıysanız lütfen başka bir Down sendromu yönelik bir tarama testi yaptırmayınız. Çok net. Çünkü ne oluyor? En çok karşılaştığımız durum bu. Anne adayı ikili test yapıyor. Diyor ki komşusundan duyuyor. Ben üçlü test yaptım. O da yapıyor. Her testin bir yanılma payı var. Doğru tutturabilmemin payı var. Ve o test karışık çıkıyor. Anne diyor ki benim ikili testim çok iyi çıktı. Bu başka çıktı. Ben ne yapacağım? İkilemde kaldığınızda maalesef kötü sonucu değerlendirmeye almak zorundayız. Ve bunun sonucunda gereksiz yere bazen işte amniyosentez veya başka girişimsel olmayan metotlar ekstra aile para harcamak, moralle bozulmak zorunda oluyor. Ve bir sürü yollara gidiliyor. Gördüğünüz gibi gereksiz bir test gereksiz sonuçlara yol açtı. Peki tıbben amniyosentez gerektiren durumlar nelerdir? Amniyosentez en çok aslında ikili test veya üçlü test veya dörtlü test bunlardan birinde problem olduğunda uyguladığımız veya ultrason sırasında Down sendromunun bazı belirteçlerin veya bebekte bazı sakatlıkların görüldüğü durumlarda uyguladığımız bir şeydir. Ama ondan daha çok aslında CVS dediğimiz, CVS diye yazılır, yöntemi uyguluyoruz eğer ikili testte bir problem varsa. Bunda da bebeğin plasentasından toplu iğne başı kadar biyopsi alıyoruz ve sonucu bir gün içinde çıkıyor bebek Down sendromu değil midir diye. Ama bu her iki teste aynı sonucu vermekle beraber invaziv bir test olarak yani girişimsel bir müdahaleyle, ince bir iğneyle anne ve bebeğe zarar vermeden yapılan biyopsidir. Ama bir de tabii güncel testler vardır. Anne kanından kan verilir. Bunlar non-invaziv olup yani non-girişimsel veya bebeğe ve anneye hiçbir zarar vermeyen, hiçbir düşük riski içermeyen testlerdir ki bunlar da tabii yine halen tarama testi olarak kabul edilmektedir. Çünkü doğruluk payı bir amniyosentez ve CVS gibi %99,9'a yakın oranda. Ama tabii bu aileye bunun net bilgi vermek lazım. Bu testlerde eğer bebek kromozom anomalisi gelirse mutlaka yine amniyosentezi doğrulamak gerekiyor. Peki gelecekte şimdi bu gelişmeleri sıraladınız. Gebelikte tarama testleri konusunda gündeme gelmesi beklenen başka yenilikler var mı? Bu en çok herhalde olabilecek şey biraz önce de bahsettim. Anne kanından fetal DNA örneklemesi olacak. Bugünkü şartlarda maalesef fiyatları 1500 eurolar civarında. Bir tarama testinin en önemli özelliği tüm toplumda uygulanabilir olması. Yani bunun olması için her şeyden önce ucuz olması lazım ve pratik olması lazım. Pratik bir işlemde evet koldan gidip kan veriyorsunuz. Evet ama sonucu maalesef bir 15-20 günde çıkabiliyor. Belki bu zaman ilinde gelişen teknolojiyle birlikte bir gün iki günde inecek. Bu da güzel ama en önemlisi fiyat dezavantajı şu anda. Çünkü herkesin bugün bahsettiğimiz 1500 lira 3 milyar lira civarında para. Bütün herkesin 3 milyar lira parayı vermesi söz konusu değildir. Halbuki bakın ikili testte 150 lira maliyeti vardır. Dolayısıyla uygun bir fiyatlara geldiği zaman önümüzdeki 3-5 sene içinde bu bahsettiğim anne karından bebeğin Down sendromu tarama testi tüm dünyada olduğu gibi günümüzde de ülkemizde de bir pratik hale gelecektir. Şimdi sohbetimizin artık sonuna doğru geliyoruz. Genelde şöyle bir yaklaşım var. Hamilelik başladıktan sonra bazı kadınlar çok düzgün olarak hekim kontrollerine gidiyorlar. Burada bir problem yok. Evet. Ancak siz hekimler diyorsunuz ki kadın hastalıkları doğum uzmanları, perinatoloji uzmanları aslında gebelik planlanmalı diyorsunuz. Gebeliğin planlanması nedir? Bu konuda bizi izleyen, çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara ne gibi tavsiyeleriniz olacak? Evet, gebelik aslında şansa bırakılmaması gereken bir durum. Çünkü gebelikle birlikte anne vücudunda hemodinamisinde bir takım değişiklikler oluyor. Ne oluyor? Mesela kan volümümüz, vücutta 5 litre kan varken yaklaşık %50'inde o artıyor. Bu artan oran tabii ki kalbinize bir ek yük, böbreklerinize ek bir yük getiriyor. Dolayısıyla bunun gibi örneklere bakarsak, bir kere hamile kalmadan önce bir kan sayınız, basit idrar tahliliniz, böbrek karaciğer fonksiyon testiniz, tiroid fonksiyon testiniz. Bunlar belki sizde hiç var olmanı fark etmediğiniz bir aksaklık ortaya çıkacak. Belki tiroidleriniz belki iyi çalışmıyor. Bu tabii tiroid fonksiyonları anne adayı için çok önemli. Bebeğimiz zihinsel gelişim için anne adayına sağlıklı bir tiroid hormonu salgılanması gerekir. Belki hipotiroidleriniz iyi çalışmıyor.
Bunun için ek bir takviye almanız gerekiyor. Belki de şeker hastalığınız var, bilmiyorsunuz. Şekerin fazla olması bebeğin hamile kaldığınız anda sakatlığına yol açabiliyor. Artırıyor riski. Bunların düzenlenmesi gerekebilir. Dolayısıyla bazen ek vitamin suplementasyonu, ek bir vitamin alınması hamilelikten önce gerekebilir. Buna prekonsepsiyonel vitamin takviyesinin adını veriyoruz. Dolayısıyla birçok faydaları vardır. Hele ki bazı parazitik enfeksiyonlar taraması çok çok önemlidir. Bunları geçirmemesiniz, bunların da aşılamasının hamilelikten önce yapılması elzemdir. Bu kapsamda mutlaka gebenizi planlı yapınız ve gitmeden ve hamile kalmadan önce mutlaka bir doktora gidip bunlarla ilgili bir tarama testini kapsamlı bir şekilde yaptırmasını tüm anne adaylarına tavsiye ediyoruz. Şimdi biraz önce bahsettiğiniz bir grup vardı. Hipertansiyon ya da diyabet hastalığı gibi kronik bir problemi olan, rahatsızlığı olan kadınlar. Kadınların gebeliği riskli gebelik olarak değerlendiriliyor. Peki bu kadınlarda aynı zamanda hayat boyu kullanmayı gerektiren de ilaçlar var. Doğrudur. Kronik hastalığı olan kadınların kullandıkları ilaçlar anne karnındaki bebeği nasıl etkiler? Böyle bir durumda hastanın diyelim diyabet hastasıysa endokrin uzmanın, hipertansiyonsa hipertansiyonu takip eden uzmanın da ilaçlarını yeniden planlaması gerekebilir mi? Elbette. Şimdi her ilaç hamilelikte sürekli olarak kullanılması mümkün olabilmemekte. Bazen de işte diyabet gibi durumlar gebelik öncesi var olabildiği gibi gebenin kendisi zaten diyabetojenik bir ortamdır. Yani kişiyi diyabete sürükler. Kimisi buna vücudu adapte olur ve diyabet ortaya çıkmaz. Kimisi adapte olamaz ve gebelik diyabeti denen durum ortaya çıkar. Biz bunları ilk başta diyetle regüle etmeye, hatta üstüne egzersiz veririz. Bunları regüle etmeye çalışırız. Olmazsa insülin ekleyebiliriz. Ama insülin bebeğe kesinlikle bir zararlı etkisi yoktur. Ama bazı tabii ki diyabet ilaçları vardır. Hastada önceden diyabet ilaçları. Bunların bazıları tabii ki tehlikelidir. Bunların mutlaka tabii endokrin doktorunu bizle beraber hasta konuşarak bunların bebeğe zararlı olmayan formlarını biz düzenliyoruz. Yani aynı cevap hipertansiyon hastaları için de geçerlidir. Tabii hipertansiyon hastası deyip geçmeyin. Bu hastalarda gebelik sırasında gebelik zehirlenmesi durumu çok daha fazla popülasyona göre görünmekte. Bu hastaların mutlaka perinatoloji uzmanının takibi altında olması gereklidir. Sayın Güven çok teşekkür ederim. Evet, Medikal'e katıldığınız için çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, Medikal devam ediyor. Şimdi sırada sağlık bültenimiz var. Hareketsiz bir yaşam kronik hastalıklara yol açarak ölümlere neden olan risk faktörleri arasında 4. sırada yer alıyor. İşte egzersiz ve sağlıkla ilgili gerçekler. Hareketsiz bir yaşamın meme ve kolon kanserlerinin yaklaşık %25'inin, diyabetin %27'sinin ve kalp hastalığının ise %30'unun ana nedeni olduğu tahmin ediliyor. Fiziksel aktivite kan basıncını azaltıp iyi kolesterol seviyesini artırarak kilo kontrolü sağlıyor. Türkiye'de erkeklerin %67'si, kadınların ise %77'si egzersiz yapmıyor. Yetişkinler için haftanın 5 günü en az 30 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılması, sağlığın korunması, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, kolon ve meme kanseri riskinin azaltılması için öneriliyor. Tempolu yürüyüş, bisiklete binme, hafif tempolu koşu herkesin yapabileceği ideal sporlar arasında yer alıyor. Medikal'in iyileşme öyküleri köşesinin bu haftaki konuğu böbrek nakliyle sağlığına kavuşan gazeteci Didem Seymen. Didem Seymen'in böbrek hastalığını yenme hikayesi. Az sonra Medikal'de.